Şimdi bu enstrümanı baştan tanımaya başlayalım. Mesela ben ne olayım? Neyden yola çıkalım? Tasavvufçuyum ya, direkt neyi söyleyeyim. Ney enstrümanı vardır? Ney insanı temsil eder? O bir enstrümandır ve insanı temsil eder. Ney dokuz boğumdur? İnsan da dokuz boğumdur. Neyde yedi tane delik vardır? İnsanda da yedi tane hal vardır. Yedi nefis mertebesi, yedi çakra. Hangisine inanıyorsan sen, hangisine kendini daha yakın hissediyorsan oradan yaklaş konuya. Ben de yedi enerji merkezi diyeyim. Şimdi gelelim birinci enerji merkezine. Kök enerji merkezi. Hangi duyguyu temsil eder? Dünyasal verileri temsil eder. Kök enerji merkezi topraklanmayı temsil eder. Kök enerji merkezi nefsi emmareyi temsil eder. Nefsi emmarenin davranış biçimi nedir? Sapkınlıktır. Ne kadar negatif olgu varsa hepsini ister. Dünyaya ait ne varsa hepsi onun olsun ister. Mal, mülk, para, şöhret, kadın, erkek, kumar, içki, uyuşturucu, ne istiyorsan hepsi kök çakranın işidir. Kök enerji merkezinin işidir, nefsi emmarenin işidir. Bu reaktif özellikleridir. Siz bu duygularınızı yönetmeye başladıkça, siz bu davranış biçimlerinizi yönetmeye başladıkça aslında emmarenizi yönetmeye başlarsınız. Emmarenizi tam manasıyla yönettiğinizde bir üst nefis mertebesine, yani bir üst enerji merkezine, yani ikinci notaya geçersiniz. O da levvamedir. Onun da bir davranış biçimi vardır. Onun da bir hali ruhaniyesi vardır. Şimdi bir enstrüman düşündük. Biz enstrümandık. Yedi tane de bunun tuşu var. Ve biz ne yapacağız? Bu enstrümanı tanıyacağız öncelikle. Bu enstrüman ne yapıyor? Bunu bir bilmemiz gerekiyor. Sonra o yedi tane tuşu hangi notalara sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor ki ona göre dokunalım onlara, ona göre basalım onlara. Yoksa yine söylüyorum, teneke gibi din dundan dundan dun şeyler çıkar. Ama böyle bir bilerek yaptığında onu, mesela şimdi ver benim elime gitarı, direkt herkes kapatsın televizyonu. Çünkü ben o enstrümanı tanımıyorum. Çünkü ben o enstrümanı bilmiyorum. Ama bir ne yüklemeye başlarsın, bir davul vurmaya başlarsın, o benim enstrümanım. Bak ben onu üflerim işte. Onun akorunu da yaparım, onun gerginliğine de bakarım, tınısını da takip ederim. Bu onu tanımakla ilgilidir. Biz de bedenimizi bu şekilde bileceğiz. Günün sonunda kendini bilmek zaten hakkı bilmektir. Hakkı bilmek de kendini bilmektir. Dünyada yaşam amacımız Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak, Allah'ı tanımaktır. Daha doğrusu bir ileri seviyede hakikat bilincinden bakacak olursak eğer, yeryüzünde Allah'ı deneyimlemektir. Allah'ı deneyimlemenin sonu halkın hakta kaybolma halidir. Bu marifete kadar gider bunun ucu. Dolayısıyla bu noktaya ulaşabiliyor olmamız için alt üçgen bölgemizi çok iyi yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Alt Şey üçgen gibi. bölge dediğimiz, şimdi bir üçgen çizdim. Evet. Bir çarpı yapın. Üstüne ve altına bir çizik atın. Biri alt üçgen bölge, biri üst üçgen bölge. Alt üçgen bölge madde dünyası. Üst üçgen bölge mana dünyasıdır. Alt üçgen bölge ve üst üçgen bölgeyi doğru yönetebiliyor olmanın yolu biyoenerji dediğimiz yaşam enerjisini, yani o akan enerjiyi doğru bir şekilde konumlandırabilmekle alakalıdır. Bu enerjileri bedenimizde doğru bir şekilde konumlandırabilmemiz için önce nefesimize ihtiyacımız vardır. Yani nefesimizi doğru kullanmaya ihtiyacımız vardır. Nefesimizi doğru kullanabilmemiz için hangi nefesin nereye gönderileceğini biliyor olmamız lazım. Daha doğrusu nefesimizin farkında olmamız gerekiyor. Hepimiz nefes alıyoruz ama farkında bile değiliz. Aldığımız nefesi unutuyoruz. Aslında nefesimize ihanet ediyoruz. Ben öyle bakıyorum bu konuya. Farkında olmadığımızda nefesimize ihanet ediyoruz. Bir de bu nefesimizin farkında olduğumuzda ve az önce bahsettiğimiz olumlama dediğimiz şeyi frekansı devreye soktuğumuzda doğu felsefesinde İşte rahatla, gevşe, iyileş, olumladı. Tasavvufa döndük. Ya Allah, ya Hay, ya Şafi. Olumladık. Ya Allah, Allah'ın ismiyle, yaratıcının ismiyle. Ya Hay, hayat enerjisini, yaşam enerjisini, ya Şafi, şifa enerjisine dönüştürürüz.